16 Mart 2024 Cumartesi Yaşar Hacı Salihoğlu Akşam Gazetesi Seçmene vaat edilenlere dair sorular Seçimlerde adayların seçmenlere verdiği vaatler önemli değil midir? Bir adayın seçilme başarısında verdiği sözler, yapmayı vaat ettiği projeler ve bunlara duyulan güven temel belirleyici değil midir? Bu seçim yerel seçimse seçmenin yaşadığı şehrin sorunlarını eksiksiz tespit edip bunlara ilişkin rasyonel çözümler üreterek seçmeniyle paylaşması esas olan değil midir? Şehrin kentsel sorunlarına odaklanarak üretilen çözüm projelerinin gerçekleştirilmesini beklemek seçmenin en doğal hakkı değil midir? Seçim kazanılmışsa ve yeniden aday olunuyorsa ilk irdelenecek şey vaat edilmiş projelerin projelerin tespit edilmiş sorunlara ilişkin çözümlerin gerçekleşip gerçekleşmediği değil midir? Mevcut bir belediye başkanına vaat ettiklerini yapıp yapmadığına, buna dair karnesinin nasıl olduğuna bakılması o şehrin yaşayanlarının hakkı değil midir? Vaat ettikleri sıralanarak neden yapılmadığı sorulduğunda "hatırlamıyorum" cevabını veren tekrar seçilmek istiyorsa bu durum ciddi bir samimiyet ve güven sınavı değil midir? Vaat ettiklerini yerine getirmemiş de olsa, getirmiş gibi propaganda yapmak, başardım demek ciddi bir sorun değil midir? Gerçeklerden kaçınmak, olmayanı varmış gibi, var olanı yokmuş gibi sunmak, neyin gerçek olduğu değil, halkın neye inandırıldığı önemlidir gri propaganda tekniğinden medet ummak ciddi bir ahlaki sorun değil midir? Üstelik verilmiş sözlerin, yapılmış vaatlerin, o şehrin en hayati ihtiyaçlarıysa ve bunların yerine getirilmediğinin tespitinin hiç de zor olmadığı ortadayken bunların bilinmesinde, konuşulmasından sorulmasından ve sorgulanmasından kaçınmak ciddi bir güven sorunu ciddi bir zaaf değil midir? 5 yıl için 100 bin araçlık otopark yapılacağının, mevcut metro hattının iki katına çıkarılacağının, 100 bin konutun dönüşümünün sağlanacağının, 15 bin yeni sosyal konut yapılacağının, belediyenin sosyal tesislerinde ücretsiz düğün yapılacağının, şehir tiyatrolarını iki katına çıkarıp 22 şehir tiyatrosu yapılacağının, yeni bir boğaz geçişi yapılacağının, denizaltıyla kent içi yolculuk yapılacağının, şehrin deprem sorununun çözüleceğinin, şehrin iki yakasında iki otogar yapılacağının, megabüsat yapılacağının vaatlerini verdikten 5 yıl sonra bu vaatlere ilişkin sorulara hatırlamıyorum, yetişmedi, bilmiyorum, öyle bir vaat yok, emin değilim gibi cevaplar vermek seçmene yönelik saygın bir tutum mudur? Tüm bu sorular giderek maalesef tek bir cevaba doğru yöneliyor. İstanbul'a yazık oluyor.